Trafik duruyor mu ya? Güzel. En sevdiğim. Ortadan geçelim. Sağa sıkışır. Ya bak, çakarlı arabasının ama mükemmel bir detaysın ya amca. Bak, bunun burnu bizi koparır mı? Koparmadı. Çakıyorsun fuatabi.com. Emniyet şeridine bağlanan motorculara dikkat etmek lazım. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten. Bir pazartesi sabahından herkese merhabalar. Bak ne yapıyorsun? Ya sen mükemmel bir detaysın ya. Bir giriş yapamadık, bir giriş yapaydık ya. Evet, Can Motovlog'tan herkese merhabalar. İşe gidiyoruz, hanımı işe bırakacağız. Oradan ben tabii evden çalıştığım için geri döneceğim. Şu an neredeyiz derseniz, şu an Ataşehir'e doğru Tem'de gidiyoruz. Tem üzerinden. Çift kişiyiz. Bugün sizlere paylaşmak istediğim konuysa 50cc motosiklete başlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği. Ne kadar çok çakarlı araç var arkamda ya. Evet, birinci konu, nelere dikkat etmemiz gerektiğinden başlamadan önce bu motosikletin fiyatı ne kadar sorular geldi. Aşağıya linkini bırakacağım. RKS, Küba, uçar motorda da fiyatını bulabilirsiniz. RKS'nin kendi sitesinden de özelliklerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Biz bu makineyi, yani baktığınızda zaten 8 ile 9 arasında bir fiyat dilimi göreceksiniz. Fiyat bandında. 8.5'a aldık. Üstüne de 600 TL'ye 80 cc'lik blok eklemesi yaptık artık. Açılma mı diyelim, ne diyelim. Şu çakarları da yol verelim. Bir geçsen bize. Evet. İçimizden geçti. Toplamda bizim maliyeti 9.000 liraları buldu bu motosikletin. Şimdi ilk konu, fiyatı bir tarafa attıysak bu motor alırken nelere dikkat edeceğiz dedik. Ben bu makineyi arkadaşlar Altınüzade'deki uçar motordan aldım. Yani biraz çok muhit bir yerde ve bağlandığınız yollar genelde büyük hatlar. İşte Şile Otoyolu var. Birinci köprüye giden bir yol var. Bu tarz bir yerden motosiklet satın alacaksanız ve hiç hayatınızda daha önce motosiklet sürmediyseniz, yani bizim gibi bir motosiklet sürüp ikinci motosiklet değil de İlk motosikletiniz olacak. Belki trafikte arabada sürmediniz. Belki yaşınız genç. 18 yaşındasınız. İşte araba ehliyeti aldınız ve heyecanlısınız mesela, örnek olsun. Ya da hiç daha motosikletin meclisiyle tanışmadınız. Bu gibi bir durum varsa mutlaka böyle bir yerden motoru teslim alırken sürerek bayiden çıkmayın. Daha sıfır, yani bismillah dediğiniz yerde şak diye E5'e çıkıyorsunuz, yani düşünün. Bu sebeple bunun kapısı açılır mı ya? Şöyle yavaş geçsek. Bir iner mi otobüsten? En güzel. Bu sebeple çoğu bayinin eve teslimatı var arkadaşlar. Belki biraz daha ekstra para verirsiniz. Belki bunu bedavadan yaparlar. Motosikletinizi eve teslim isteyin. Adresinize teslim. Yani kapınıza kadar araçla getiriyorlar motorunuzu. Japon markalarda bu var ama hani Çinli markaların birçoğunda da yapabiliyorlar. Ama ekstra ücretli, ama bir bedel ödemeksizin. Yani direkt motosiklet adaptasyonunuz yok. Motosikleti bilmiyorsunuz. Böyle bir şeyi direkt yola çıkarmanız ve E5'te kullanmanız çok tehlikeli. O yüzden benim tavsiyem sizlere, eğer hiç motosiklet kullanmadıysanız hayatınızda, motosikletinizi eve sipariş edin arkadaşlar. Kapıya teslim. Bir araçla zaten getiriyorlar genelde, böyle bir, bu çok büyük bir motosiklet olmadığı için. Belki bir doblonun arkasına bile sığar yani. Bu önemli. Bu konuda bir anlaşalım, çünkü genelde motosiklet ehliyeti olmayan kişiler bu motorları kullanıyor. Belki araba kullanıyorlar, belki hiçbir şey sürmüyorlar. Direkt fiyata uygun diye almak istiyorlar. Şöyle sağdan geçelim. İkinci konu, çok gördüğümüz hatalardan bir tanesi motosiklete bisiklet gibi ekipmansız binmek arkadaşlar. Ekipmansız binmeyin. Yani bunu 50cc deyip bisiklet gibi görüp işte çiçekli böcekli çene açları kas takıp böyle şort terlik yazlık mekanlarda bindiğiniz gibi binmeyin motorlara. Eğer bizim gibi böyle yola çıkacaksanız mutlaka ve mutlaka, o ne ya, benzin göstergesi dans ediyor. Mutlaka ve mutlaka ekipman giyin. En azından bir kaskınız olsun. Adam akıllı bir kask alın. Yani en geri seviye bir kask bile olsa alın. Ama tavsiyemiz çene açılır olmayan bir kask olsun. Eğer sağlıksal bir sıkıntınız yoksa, panik atak, klostrofobi falan, bunları takmaya çalışın. Mesela LS2'nin çok güzel başlangıç modelleri var. Tavsiye ederiz. Sen içimizden mi geçeceğim bizim? Geçmedim. Ekipman önemli. Mutlaka kaskınız olsun. Eğer bütçeniz yeterliyse koruması olan bir mont, file bile olsa eklem yerlerinizi koruyacak bir mont alın arkadaşlar. Üçüncüsü de parmağı kesik olsun, taştan olsun eldiveniniz arkadaşlar. Eldiven çok önemli. Çünkü ilk düştüğünüzde ellerinizi yere atacaksınız, omzunuzu, kafanızı yere vuracaksınız. Bu üçüncü konuydu. Dördüncü konuda kendinize zaman tanıyın. Bir şeyler için acele etmeyin. Kapalı yerde mutlaka sürüş yapın. Varsa eğitim alın. İşte scooter eğitimi alabileceğiniz bir sürü kurum var. Yamaha'dır, Honda'dır. Bir sürü kurum var. Onlardan mutlaka bir eğitim almaya çalışın 400-500 TL'yi. Eğitim alamıyorsanız da kendinize internette videolar izleyerek bunlara bakabilirsiniz. Buradaki amacınız zaten eğitimdeki ilk amaç size motosiklet hakimiyeti kazandırmak. İşte 8 çizmek, hani ehliyet sınavında yaptığınız şeyler gibi düşünün. Fren mesafeniz, ne kadar da motor duruyor, ne kadar gazı açarsam gidiyor. Şu gaz kolunun hassasiyeti nasıl? İşte slalom yapmak, motorun ağırlığına hakim olmak. Nebis çıkar mısın? Eyvallah. Burada son konumuz olsun. Zaten gidemeyeceksin. Bizi niye blokluyorsun? Evet, bunu 4 tane ana başlık halinde size paylaşayım istedim. Bu tarz videolar gelecek. Şimdilik bu sabah aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ekipmanınız daim olsun. Dikkatli sürün. Trafik kurallarına uyun ve algılarınız bu motor üzerindeyken hep açık olsun. Bu arada 430 kilometreye geldik. 500'de rodaj bakımına gireceğiz. Rodajda da video çekiyor oluruz. Ne kadara ne harcadık gibisinden. Rodaj bakımında neler yapılıyor. Sizlerle paylaşıyor olacağız. Hoşça kalın.